Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere dünyada sadece insanların olmadığını anlatacağım. Dünyada sadece insanlar yok, hayvanlar ve bitkiler de yaşıyor tabii. Ama bugün ben size sadece hayvanları anlatacağım. Hayvanlar altıya bölünür: memeliler, kuşlar, sürüngenler, balıklar, amfibik canlılar ve omurgasız canlılar, yani yumuşakça. Yumuşakçalara örnek verecek olursak ahtapot ve damla balığı. Şimdi amfibiklere geçelim. Amfibik demek, bazı hayvanlar böyle mesela eklem bacaklı, sonra sürüngen olabiliyor ama aynı zamanda amfibik de olabiliyor. Amfibik demek hem karada hem suda yaşayan hayvanlara denilir. Ve amfibik hayvanlar bazen zehirsiz olabiliyorlar ama bazıları yengeç gibi mesela. Yengeçler mesela kıskacıyla mesela ne bileyim ayağımızı çizebiliyor. Şimdi gelelim kuşlara. Kuşları hepimiz çok severiz. Ama bazı kuşlar insanları öldürebilecek güce sahiptir. Kuşları bir bölelim: çölde yaşayan kuşlar, deve kuşları; çayırda yaşayan kuşlar, turna ve flamingo; kutupta yaşayan kuşlar, kutup sumrusu ve penguen. Siz hangisini söylerdiniz? Geçelim şimdi sürüngenlere. Sürüngenler çok vahşi hayvanlardır. Çünkü sürüngenlerin neredeyse hepsi zehirli olabilir. Ama bazıları tabii zehirsiz değil. Mesela yeşil şahmeran gibi. Ama tuzlu su timsahları, gavyallar, aligatorlar ve timsahlar sürüngenlerin en tehlikelisi değiller. Çünkü yılanlar. Yılanlar en tehlikeli sürüngenlerdir. Geçelim biz balıklara. Balıkların en korkutucu olanları, en yırtıcı olanları köpek balıklarıdır. Ama köpek balıkları dünyanın en büyük balıkları sanmayın. Kamburbağayı da sanmayın. Çünkü dünyanın en büyük canlısı olan mavi balina. Geçelim memelilere. Memelileri kara canlısı da diyebilirsiniz ama bazıları suda gidebiliyor. Onlar da amfibik sayılıyor. Şimdi dünyanın en büyük memelisi olan filler. Ama Asya fili değil tabii, Afrika fili. Fillerin atası mamutlar. Mamutlar dinozor değillerdi. Memeliler etaburlar, otoburlar ve hepçillere ayrılıyor. Aslında bütün hayvanlar onlara ayrılıyor. Ama ben memeliler için geçerli diyorum. Memelilerin etaburları genelde kaplan, sırtlan, panter, puma gibi canlılarımız olabiliyor. Ama otoburlar fil, geyik, zürafa ve gergedan. Bunları örnek verdim size. Unutmayın. Hayvanlar etabur, otobur ya da hepçile dönüşebiliyor. Hepçil ne? Merak edenler varsa, hepçil her şeyi yiyen hayvana denilir. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.